Evet bugün Saha Expo Fuarında Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadelerle aslında Türkiye'nin milli savunma sanayi yolculuğunu kuvvetli şekilde himaye etmeyi sürdüreceklerini ve hep birlikte tam bağımsız Türkiye ideal doğrultusunda azimle, gayretle, kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğimizi ifade ettiler. Ee, savunma sanayinde bugün 3500'e yakın firmamız var. 90 bine yakın çalışanımızla Türkiye'nin istikbali için, istiklali için e, dostlarımızın güvenle, itimatla, e, hasımlarımızın da endişeyle takip ettiği savunma sanayi sistemlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Elbette iki gün önce e, TUSAŞ yerleşkesinde Ankara'da e, yaşadığımız menfur terör saldırısı. E, Bizleri yıldırmayacak. Bu saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza ben bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Dün yaralılarımızı Ankara'da ziyaret etme imkanımız olmuştu. O ziyaretlerde gördüm ki kendileri de bir an evvel şifalarına kavuşup yeniden işlerinin başına dönmeyi arzu ediyorlar. Yine TUSAŞ yerleşkesinde hali hazırda üretim çalışmalarını sürdüren, Yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde de onlarda da daha da kuvvetli bir kararlılıkla çalışma azimlerinin sürdüğünü müşahede ettim. Tabi savunma sanayinde bugünlere kolay gelmedik. Büyük bir çabanın, emeğin, dökülen alın terinin, akıl terinin sonucu Türkiye savunma sanayinde bu muazzam başarı hikayesini gerçekleştirdi. Bu kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız. Türkiye'nin hava platformlarında deniz araçlarında kara araçlarında uzay uydu sistemlerinde elde ettiği kazanımların ne kadar kıymetli olduğunun bütün Türk milleti bilincinde farkında. Bu fuarda da 1400'e yakın firma katılım gösteriyor. Bunun 700'den fazlası Türk firması. Bir o kadar da yabancı firmanın burada standları var. Ve fuara katılan herkes aslında Türkiye'de ne kadar büyük bir ekosistemin kurulmuş olduğunu da müşahede ediyorlar. Burada 6,5 milyar dolara yakın sözleşme imzalandı. 4,5 milyar doları ihracat sözleşmeleri. Bu da aslında Türk savunma sanayinin bütün dünya tarafından ne kadar yakından izlendiğini ve e, geliştirdiğimiz sistemlerin rekabet gücünü ispat ediyor. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak e, savunma sanayindeki yüzlerce, binlerce firmayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu fuara katılan firmaların çok önemli bir kısmı bugüne kadar TÜBİTAK'tan, bakanlığımızın ARGE teşviklerinden, yatırım desteklerinden yararlanmış ve nihayetinde de elde ettikleri desteğin misli misli fazlasını Türkiye'de katma değere dönüştürmüş firmalarımız. Nitelikli istihdam sağlayan firmalarımız, Türk savunma sanayi bir yandan istiklalimiz için, istikbalimiz için bu başarıyı ortaya koyarken bir yandan da artık ekonominin itici gücü haline gelmeye başladı. 6 milyar doları aştı son 12 ayda gerçekleştirdiğimiz ihracat. Bu yıl sonu itibariyle 6,5 milyar milyar dolara yakın bir ihracat düzeyini yakalamış olacağız. Tüm yönleriyle savunma sanayi özetle milletimizin ve bizlerin gözbebeği olmaya devam edecek. Evet yarın e, Türk Devletler Teşkilatı'nın ilk sanayi, bilim, teknoloji, inovasyon bakanları toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. E tabii ilk toplantı olması bizim için çok değerli. Biz e, arzu ediyoruz ki Türk Devletler Teşkilatı'nda e, sayın liderlerimiz düzeyinde, devlet başkanlarımız düzeyinde ortaya konan işbirliği iradesini özellikle sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarına da hızla yaygınlaştıralım. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki atacağımız adımlarla Türk devletleri bünyesinde ortak teknoloji altyapıları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri inşa etme imkanımız olacak. Ortak yüksek teknoloji projeleri geliştirme Yapay zeka gibi yenilikçi alanlarda ortak programlar başlatma imkanımız olacak. Türkçe büyük dil modeli önemli bir çalışma alanımız. Bütün bu alanlarda inşallah yarın ilk tohumları misafir bakanlarımızla birlikte ekmiş olacağız ve ümit ediyorum ki hızla bu tohumların yeşerdiği Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesinde bu alanlarda işbirliklerini güçlendirdiğimiz adımları da hep birlikte atmaya devam edeceğiz.